Münafıkun Suresi 4. Sen onları gördüğün zaman cüsseleri, yapıları beğenini kazanmaktadır. Yani dış şey olarak süslü püslü geziyor ama beğenini kazanır diyor. Yani bilmediği için normal bir şey zannediyor. Konuştukları zaman onları dinlersin. Çünkü sünnetten, itaatten, ahlaktan, namustan, halbuki sıfır numara ahlaksız ve kahpedirler. Çünkü onlarla beraber olan kadınlar da münafıkun ve münafıkat aynı hükümdedir. Yani onların nikahı da düşmüş olmuş oluyor. Yani onların beraberliği de gayrimeşru ilişkidir. Fahşadır yani. Yani her ikisi de fahşa hükmündedir. Çünkü münafığın nikahı olmaz. Geçersizdir nikahı. Çünkü her şey küfür münafığın. Yani bir cehennem ehli olmuş oluyorlar. Ama o konuştukları zaman onları dinlersin. Mesela Bediüzzaman'la ilgili münafıklar o zaman çıkıyorlardı. Bediüzzaman 60 cihette diyor ehli sünnete uygun değil diyor adam. Sakalını sıvazıyor. Mesela azılı münafık. Nereden anladın diyorsun? Anlatayım efendim diyor. Bir öksürüyor. Uzun uzun hakikaten anlatıyor. Eğer adam ilim sahibi değilse inanır. Bediüzzaman'a öyle iftira atanlar olmuş muydu Berker'im? Olmaz tabii hocam. Anlat biraz bakalım. İnşallah. Estağfurullah hocam. Ona rağmen yani siz ilişmeyin diyordu hocam onlara Bediüzzaman'a. O iftira atanlar olmuştu hocam dediğiniz gibi. Tabii bak Bediüzzaman ne diyor? Sakın onlara ilişmeyin. Çünkü pislik. Çünkü münafık oldukları için münafıkla mücadele özel ilim gerektirir. Talebe ondan mücadeleye girerse yenilebilir. Evet. Çünkü münafığın çok yılana benzetiyor Bediüzzaman. Yılan gibidir yani. Çok şeytani bir zekası vardır. Akıl almaz manevra kabiliyeti olduğu için Müslümanı zahiren eğer bilgisiz ve tecrübesizse mat edebilir. Onun için sakın ilişmeyin diyor. Evet. Mesela Bediüzzaman'ın burada da alim bilinen bir kişi Bediüzzaman'ın dinsiz, imansız olduğunu haşa, ehli sünnet düşman olduğunu, sapkın olduğunu yaymıştı. Tabii. Saraya da jurnal etmişlerdi 2. Abdülhamit zamanında. Devlete de o zaman jurnal etmişlerdi evet. Bediüzzaman'ı. Bediüzzaman akıl hastanesine kondu o sebeple. Akıl hastanesine götürdüler. Evet hocam. Yani aklı dengesi yerine değil demeye getirdiler. Halbuki deha. Tam bir dahi Bediüzzaman. Mükemmel bir insan. Fakat münafıkların ifasıyla, münafıkların tahrikiyle devlete yanlış bilgi aktığı için 2. Abdülhamit zamanında akıl hastanesine yatırıldı. Ve sürekli hapis, sürekli hapis, sürekli hapis. Hapisleri sağlayanlar hep münafıklar oldu. Münafıklardan akan bilgi. Hep ehli sünnete aykırı, sapkın, yanlış yolda diyerek o zamanın üç kağıtçı, sahtekar münafıkları hem İslam'ın yayılmasını engellediler, hem İttihat-ı İslam'ı engellediler, hem Türkistan Birliği'ni engellediler, ona geçen giden yolları engellediler, var güçlerine gayret ettiler. Ama buna rağmen Bediüzzaman'ı durduramadılar. Bediüzzaman daha fazla sevap kazandı. İnşallah. Ne var orada şimdi buldun? Hocam akıl hastanesi deyince Bakırköy Akıl Hastanesi'nin Gizli Tarihi isimli kitaptan 1986 döneminde. Tamam onu da konuşuruz sonra. Sanki onlar dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bir yere dayandırılmış. Münafıklar hep bir yere sırtını dayarlar. Ama Allah kütüğe benzetiyor. Kof kütük. Yani bir mahluk oldukları için Allah hayvana da benzetmemiş. Hayvana da benzetmiyor. Kof kütük gibi yani bomboş. Yani ses geliyor böyle mahluk. Odun gibi yani. Onların o mask ve anlamsız ruhlarını, o küt ruhlarını, o sevgisiz manyak ruhlarını Allah bir kütüğe benzetmiş. Ama dayandırılmış. Ayakta duramıyor kendisi. Münafık mutlaka başka münafıklara küfre ve derrete sırtını dayar. Münafık hiçbir zaman için tek başına gezmez. Onun için ya bir ine gider ya bir onun bir pis bir mağarası vardır. İşte değil mi ya domuzun işte ilgili yerine gider yapışır. Oradan kuvvet bulur. Ahşap kütük gibidirler. Her çareyi kendi aleyhlerine sanırlar. Mesela bizim şu konuşmalarımızın hepsini münafıklar dinliyorlar. İnşallah. Yüzlerce münafık dinliyor şu an.
Mesela bu Allah'ın hikmeti normalde böyle olmaması umulur değil mi? Evet, hep bir dikkat ediyor bak. Diyor ki Allah, her çareyi kendileri aleyhlerine sanırlar. Mesela buradaki bütün konuşmaları olduğu gibi münafıklar alır. Evet, inşallah. Yani hepsi diyor ki bana söyledin diyor. Doğru sana söyledim. Bak mesela diyor ki her bir ayrı ayrı, mesela yüzlerce ayrı münafık. Ona soruyoruz, kime söyledi? Bana söyledi, sadece bana söyledi. Öbürüne söyledi, kime de? Bana söyledi diyor. Allah ne diyor bak, her çareyi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Hah. Allah bak küfür için bunu demiyor. Münafıklar için diyor. Düşmandırlar. O zaman Müslüman ne oluyor onlara karşı? Müslüman da onlara düşman oluyor. Tabii. İnşallah. Düşmanız münafıklara. Küfre düşman değiliz. Darwiniste, materyaliste, komüniste, faşiste düşman değiliz biz. Onları eğitiyoruz. Cahil, bilgisiz insan. Evet. Ama münafığa düşmanız. Bediüzzaman bunu çok kapsamlı anlatmış. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Ha, kaçınmak ne demek? Son derece dikkatli olunacak, tetikte olunacak ve sakınılması gereken mahluklardır. Muhbirlik yapar, ihbarda bulunur, iftira atar, alçaklık yapar, Müslümanların gücünü kırmaya çalışır, Müslümanların moral gücünü kırmaya çalışır, Müslümanların gelişmesini durdurmaya çalışır, İttihat-ı İslam'ı durdurmaya çalışır, Türk İslam Birliği'ne durdurmaya çalışır, Mehdiyet'in gelişmesini, Mehdi müjdesini durdurmaya çalışır, İsa Aleyhisselam'ın müjdesini durdurmaya çalışır. Bunu yaparken ne yapar? Kur'an ve hadisle kendince ve hurafelerle ortaya çıkar. Ve çok şeytanidir yolu. Evet hocam. Onun için diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklar diyor Mehdi'ye karşı Kur'an'la karşısına çıkacaklar. Kur'an'la hadisle. Mehdi de onlara karşı diyor Kur'an'la hadisle karşılık verecek diyor. Elhamdülillah. Onun için onun işi zordur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiste. Değil mi? Ona diyor Kur'an'la karşı çıkacaklar. Bak kaçınıp sakının. Kaçınmak ne demek? Sakınmak ne demek? Tetikte olmak, dikkatli olmak. Muhtemel yapacağı oyunlara karşı tedbir almak. Uyarmak. Ataklarına karşı diğer Müslümanları bilgilendirmek. Onun için mesela Müslüman topluluklarda, mesela Müslüman gruplar oluyor, cemaatler oluyor, efendim böyle bir efendilerin hazır geliştirdiği küçük Müslüman topluluklar oluyor. Münafık oradan çıkıp gidiyor öbür cemaat topluluğa, diyor ki ya falanca şeyh efendi diyor çok zalim, çok akılsız, haşa işte günahkar, ehl-i sünnet çizgisinde olmayan bir insan. Onun için diyor ben sizin yanınıza geldim diyor. Siz mümin müttaki insanlarsınız diyor. Allah kurtardı diyor. İyi oldu yanınıza geldim diyor. İblis şekil değiştirmiş olarak oraya geliyor. Saf Müslüman haberi yok. Hay maşallah diyor. Buyur diyor. Ey iblis diyor. Buyur bakalım diyor. Evin içine iblisi sokuyor. O orada Müslümanları tespit ediyor. Ne yerler, ne içerler, ne yaparlar, ne ederler. Hepsini tespit ettikten sonra gidiyor. Şeytani bir ihbar, şeytani bir iftirayla Müslümanları mağdur durumda bırakıyor. Arkasında diyor ki, ya diyor sizin içinizde herhalde bir münafık var diyor. En takva gördüğü Müslümanı, bak onun içlerinde en takva. Bu yapmış olabilir ya diyor. Böyle bir haber aldım diyor. Çok büyük oyun oynar münafık. Onun için bir münafık Müslüman cemaatine geldiğinde Müslümanlar mutlaka o münafığı, ey iblis, senden Allah'a sığınırız deyip kovsunlar. Evet hocam. Yani mesela ben dedim Şeyh Nazım hocamın cemaatinden, topluluğundan birisi bize gelse. Haşa ve haşa, işte çok yanlış yoldalar. Allah bizi kurtardı, beni kurtardı, yanınıza geldim dese. Suratına tükürürüm. Ey iblis derim. Hemen git. Ey iblis hemen git. Defol derim. Tabii. Yapılacak şey budur. Tabii. Evet hocam. İnşallah. Bana dikkat edeceğiz inşallah. İnşallah. Ara mı vermemiz gerekiyor? Bize bağlı. Biz Seyit Battal Gazi gibi devam ederiz. Evelallah. İnşallah. İnşallah. Bak bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Son derece dikkatli ve tetik olacak. O zaman ne oluyor? İşte Müslümanın dikkat açılıyor, aklı açılıyor, sevabı artıyor. Değil mi? Başarısı artıyor. Öbür türlü meskenet ve bitkinlik olur. Münafık neye yarıyor? Uyanıklık ve dikkate vesile oluyor. Evet hocam. Değil mi?
İnşallah. Azme ve gayrete sebep oluyor. Allah onu öyle yaratmış. Allah onları kahretsin diyor Allah. Allah ne kadar münafık varsa hepsini kahretsin. İnşallah. İnşallah. Amin. Allah onları kahretsin. Allah onları kahretsin. Bak Allah kendisi onları kahredeceğini kendisi söylüyor. Allah onları kahretsin. Ne demek, ne demektir? Ben onları kahredeceğim diyor Allah. İnşallah. Dünyada vesvese, kuruntu ve acılarla, sinir gerginliğin ve azapla dünyalar cehenneme döner. Hiçbir münafık huzurlu yaşamaz. Sürekli gerilim halindedir. Sürekli acılar içerisindedir. Müslümanların yanında geçen ömrüne yanar, oradan ayrı bir canı yanar. Müslümanlara verdiği paraya, pula, imkana ayrı bir canı yanar. Ama ne canı yanma biliyor musun? Ya kaynar suda kaynıyor gibi böyle. Acayip canı yanar. Gece gündüz aklına gitmez. Allah ona fitne olarak yaratır, acı olarak. Mesela 20 yılını Müslümanlara vermiş. O 20 yıl ona 20 milyon eza olarak üstüne çöker. Sabah akşam onun acısından kurtulamaz. Mesela biraz malından, mülkünden vermiş Müslümanlara. O mal mülk her gün onu dağlar adeta, canını yakar. Müthiş ızdırap duyar. Keşke yapmasaydım, keşke gitmeseydim, keşke şunu yapmadım bunu. O ızdırapla yanar kavrulur. Allah onları mahveder dünyada. Ahirette de sonsuz cehennem azabı vardır. Onun için diyor ki Allah onları kahretsin diyor. Nasıl da çevriliyorlar? Münafık fırıldak gibidir, döner. Abidik kubidik, süper sahtekardır. Dinsizlerin yanında züppe çakal takılır. Nur talebesinin yanına gider, nur talebesi gibi gösterir. Mahmud hocamın cemaatine gider, Mahmud hocamın taraftarı gibi görünür. Müslüman başka bir grubun yanına gider. Mesela Esat Coşan'ın yanına gider. Esat Coşan hocamızın talebenin yanına gider. Onlardanmış gibi görünür. Bak nasıl da çevriliyor diyor Allah. Muazzam, tam bir fırıldaktır. Her yere uyum sağlar. Müthiş sahtekardır. Onu ona ekler, onu ona ekler. Sezilmesi çok güçtür. Çok dikkatli olunması gerekir münafığa karşı.